Misli TV'ye hoş geldiniz. Yine Süper Lig maçlarıyla karşınızdayız. Okan Koç'la birlikte değerlendireceğiz. Okan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Geçen haftaya nazaran gerçekten bayağı bir moraldeyiz. Aynen. Yani moralde olmamızın sebebi yaklaşık 10'da 9'luk bir isabet sağladık. Bunun yanı sıra bildiğimiz skorlar var. İşte derbi maçının çok önemliydi ve orada 1-1, 1-2 ki 1-2'nin üzerinde durduk. Önce Okan abi söyledi. Sonra ben de aklımdan 1-2 geçiyor dedim. Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetini bildik. Giresun-Malatya maçında 1-0'lık skor önerimiz vardı. Onun haricindeki tercihlerde bir tek Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki karşılıklı gol tercihimiz ve Beşiktaş tarafında olmamız bizi yanılttı. O da biraz Beşiktaş'tan her hafta artık bu hafta toparlanır yani umudu olduğu için ama. Şunu söylemiştik. Aynen dediğin gibi toparlanacak. Avrupa maçında, içerideki maçta, Ajax maçında da zaten o sinyalleri ışığı verdi de. Aynen. Yani en azından karşılıklı gol olma olasılığı da yüksek demiştik. Yani Beşiktaş gol atamadı. Evet. Olmadı o da. Olur böyle ufak tefek kazalar da oluyor yani sonuçta. Onlar 9 yani. Daha genel olarak çok başarılı geçiyor. Yine önceki haftalardaki serimiz sürüyor. Bu hafta da umarız sizlere kazandıracak önerileri veririz. Adana Demirspor Kasımpaşa maçıyla başlayacağız. Burada da Adana Demirspor'da önemli bir eksik var. Balotelli cezalı. Ama hücum hattında çok önemli isimleri var zaten. Ason Balonga, Vargas, Akintola bu oyuncularla etkili oluyorlar. Gerçekten kopuk uçurtma, süratliler bile aynen, bile etkili oyuncular. Çok kaliteli oyuncular. Savunmaya da önemli isimler almıştı. Simon Deli çok iyi oynuyor. Evet. Alt ligdeyken oynayan Rasul Süper Lig'e çıktı. O da performansını artırdı. Hem sol bekle hem stoperde oynayabilen bir oyuncu. Kasımpaşa da benim biraz böyle hani zayıf gördüğüm takımlardan biri. Onlarda da Eyserik yok. Eyserik de benim Fransa'dan da tanıdığım önemli bir orta saha oyuncusu. İki yönde oynayan, daha çok ofansif oyunu seven bir oyuncu. Duran topları da iyi kullanıyor. Ve Travnik de orada cezalı. Yine o da orta sahada önemli alternatiflerden biri. Kasımpaşa'nın eksiklerinin daha çok hissedileceğini düşünüyorum. Adana Demir Balotelli'nin eksikliğine rağmen az önce saydığımız isimlerle sonuca gider gibi geliyor bana. Ya seni tebrik ediyorum. Gerçekten mesela izleyicilere de çok ince ayrıntılı detaylarda mesela oynamayan önemli oyuncuları söylüyorsun mesela. Değerlendirme yapıldığı zaman onlara da çok dikkate, tabii dikkate alınıyor. Alınması gereken oyuncular var mesela. Ben bu maçla ilgili yani çok fazla ebeleyip gebelemek istemiyorum. Banko 1 diyorum ama Kasımpaşa gol arayacaktır, isteyecektir. Gollü geçme ihtimali de var. Karşılıklı gol oranı da mesela değerlendirilebilir. Olabilir. Ama ben banko 1 diyorum bu maçla ilgili. Evet, katılıyorum. 2.5 üst olma olasılığı da yüksek olur. En güvenliğimiz tercih 1 ama maçın 2.5 üstüne gitme ihtimalini ben de yüksek görüyorum. 2-1, 3-0, 3-1 gibi skorlar çıkabilir Adana Demir lehine. Ama önceliğimiz maç sonu 1. Evet. Başakşehir Altay'la devam edelim. Başakşehir 5'te 5 yapan bir Emre Belözoğlu. Sürer 6 mi? Haftadır da kazanamayan bir Altay. Aynen. Ben süreceğini düşünüyorum. Bir hava yakalayan, hakikaten oyun disiplininden hiç kopmayan bir Başakşehir Spor Kulübü var. Yani Emre Belözoğlu geldikten sonra. Hem 3. bölgede daha çok etkili olan Aykut Hoca'nı biliyorsun. Daha defansif oynatan bir teknik adamdı. Yani ben bu maçta da yine karşılıklı gol oranının olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Altay arayış içerisinde olacak ama yine 2.5 üst olma olasılığı yüksek, gollü bir maç olur. Aynen. Bir diyorum yine bu maçta. Altay'ın hücumcuları yine son maçta da iyiydi. Biz burada Altay'ın rakibini önermiştik. Tuttu da o tercihimiz. Ama hücumcuları son maçta hani galibiyet ya da puan için işte çok yeterli olmadı. Başakşehir'e karşı yine etkili olup bu kez gol bulabilirler ama bulsalar ben neden bulamazlar diye düşünüyorum. Biraz demoralize olmuş bir takım. Yani 6 haftadır kazanamıyor. Başakşehir savunmayı da iyi yapıyor. Bravo. Takım savunması kompak halinde hareket ediyorlar. Geçişleri çok iyi yapıyorlar 1 ile 3. bölge arasında. 2. bölgede bir duruş sergiliyorlar ki bu maçta da ben az önce söylediğim gibi yani tamam karşılıklı gol olma orasını sen tercih ediyorsun galiba. Yok ama benim de ilk tercihim de maç sonu 1. Çünkü maç sonu 1 garanti yani. Aynen. Tabii bir aksilik Kasımpaşa diyorum. Başakşehir 9-10 kişi kalmazsa maçın başında. Yani bayağı bir sürpriz olur o zaman diyor. Bir diye değerlendirilebilir yani. Yani iki maç var. Cuma gününden Adana Demirspor Kasımpaşa maç sonu 1. Başakşehir Altay maç sonu 1. İkisi de güvendiğimiz tercihler. Antalya Spor Alanya Spor ile devam edelim. Antalya derbisi diyebileceğimiz bir karşılaşma. Bu da biraz zor bir maç. Burada ben bilmiyorum yani katılır mısın bana? Karşılıklı gol oranı yüksek. Antalya kendi sahasında tabii Antalya derbisi yani Akdeniz derbisi. Biraz daha defansif kontrollü oynayacaktır. Bülent Hoca'yla da iyi bir çıkış yakalayan Alanya Spor var. Yenilmiyor onlarda.
yenilmemeyi öğreniyor mesela. O futbolcuları onu aşılamak da önemli, çok önemli. Kesinlikle. Bir doğru bir oyun sistemiyle oynuyor. Son maçta Hatay'a kaybettiler. Onun haricinde çok iyi bir serisi evet, vardı serisi onların da. Evet, serisi vardı dediği gibi. Ama Hatay'a da bir gol atmaya başarırlar. Pozisyonları da vardı. Şimdi iç sahada Alanya'ya karşı ben de daha çok pozisyon üretip yine gol bulacaklarını düşünüyorum. Ya karşılıklı gol oranı mantıklı yüksek. Mantıklı geliyor. Yani burada taraf bahisi olarak da hangi tarafa daha yakınsın diye sorarsan ben Alanya'ya daha yakınım. Alanya değil mi? Aynen. Ben de hani çifte şans ya da işte maç sonucu oynayacaksanız da Alanya tarafını tercih edebilirsiniz ama karşılıklı golü ben de öncelikle tutuyorum. Özellikle Alanyaspor'un son deplasmanda Rize Spor'a 2-0 yenilmiş olması bence çok önemli bir ipucu. Yani Rize deplasmanında 2 gol yiyen Alanya bence Antalya'dan da gol yer. Biraz oradan yola çıkarak karşılıklı golü öncelikle tuttum. 0-2 çifteyi de yazalım. Diğer maçımıza geçelim. Antalya derbisinde yorumladık. Rize Spor Kayseri çok güzel çok önemli bir maç artık. Güzel çünkü bir maç, önemli bir maç. Birbirlerinin direkt rakibi bu iki takım. Kayseri Spor tabi Hikmet Karaman'la yükselişe geçti. 16 puana kadar yükseldi. Rize Spor 7 puanda son sırada. Onların da tabii ki artık dirilmesi, kendine gelmesi gerekiyor. Rize Spor iç sahada oynayacak. Ben Rize Spor'un iç saha avantajıyla gol atacağını düşünüyorum ama Kayseri'de Hikmet Karaman da gerçekten hücumda etkili. Evet. Ya Hikmet Hoca yani geçen haftalarda söylediğimi tekrarlamak istemiyorum. Geldikten sonra gol atmayı isteyen bir takım kimliğine büründürdü farkındaysan. Başarıyorlar. Yani bu maçta da karşılıklı gol oranı benim birinci tercihim olur. Bilmiyorum yani evet. Taraf olarak bakmıyorum. Yok, zor bir maç, de. Değişik bir maç bu. Bu İki takımın da çok ihtiyacı var. Aynen. İki takımın da ihtiyacı var. Yani bu maçı karşılıklı gol olarak değerlendirirlerse bence daha doğru bir tercih olur diye düşünüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Sonuç tercih açısından çok riskli. Mesela ne Kayseri yenebilir diyebiliyorum, ne Rize yenebilir diyebiliyorum. Çünkü kritik de bir maç. Hatta böyle gollü beraberlik çok daha mantıklı geliyor bana. 1-1 ya da 2-2 gibi skor çıkabilir. Onu da belirteyim skor olarak. Bunu da deneyebilirsiniz. Geçelim Beşiktaş'ın maçına. Beşiktaş Giresun Spor'la oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden hatta Avrupa'dan Beşiktaş'ın artık elenmesi kesinleşti. Sadece bir maçı kaldı Şampiyonlar Ligi'nde. Sonrasında tamamen lige dönecek ama zaten bu maçla birlikte artık lige kesin dönüşü yapması gerekiyor. Özellikle Alanya mağlubiyetinden sonra. Giresun'da uygun rakip. Evet. Var mı sürpriz beklentin falan yoksa? Ya sürpriz beklentim yok. Neden yok? Hafta içi Ajax maçını izledik. Tempolu, isyan eden, coşkulu bir Beşiktaş izlettirdi bize, gördük. Yani isyan eden, sahanın içinde en azından böyle kaybetmeme duygusu, hakem olsun, futbolcu arkadaşlar birbirleri arasındaki hırsıyla dikkat zaman çektiler. Zaman çok iyi tempoda yakaladılar. Tempoda yakaladılar ama şimdi o seviyelerde Ajax çok farklı seviyeli bir takım. Yani sonuçta atletik yapıları çok üst seviyede olan kesinlikle oyunculara sahip. Yani ben bu maçın artık Beşiktaş'ın bir çıkış maçı olduğunu düşünüyorum. Bir seri yakalayacaktır. Fenerbahçe derbisine kadar 3-3 yapacağını düşünüyorum açıkçası. Bu maçta yani gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üstü tempolu değerlendirir. 1 ve hatta 2.5 üstü. 1'e de çok fazla oran vereceğini düşünmüyorum ama 2.5 fena üstü. Fena değil oranı. Zaten Misli.com'da biliyorsunuz süper oran farkıyla evet, daha cazip oranlar var. 1.47 civarında bir oran var. Güzel bir bu oran. Bu maça kadar değişebilir oran ama bu civarlarda kalacaktır. 1.40'ın altına düşeceğini çok düşünmüyorum süper oranda, Misli.com'da. Çok güzel bundan oran, dolayı bence de maç sonu arkadaşlar. Bir. Çok mantıklı. 2.5 üstü olabilir. 1 ve 2.5 üstünü birleştirdiğimizde... Farklı bir galibiyet bekliyorum ben tamam bu maçta. O zaman 1 ve 2.5 üstünü ya da 1 ve 1.5 üstünü birleştirerek de oynayabiliyorsunuz. Katılıyor musun bana? Aynen. Ya benim burada minimum 2-0 beklentim var Beşiktaş'tan ama burada işte Giresun'da işin içine girer, 2-1 olur ya da işte Beşiktaş 3-0 tek başına yapabilir. Bana bu da mantıklı geliyor. O yüzden gollü geçme ihtimali bence de yüksek. Çünkü Beşiktaş'ın 1-0'lık bir skora razı olacağını bu maçta çok düşünmüyorum. Evet. Giresun Spor da tabii teslim olmayacak, mücadele edecek. Tempolu, mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorum ama kalite farkının ortaya çıkacağı bir maç olacak bence. Ve Beşiktaş bu maçı büyük ihtimalle kazanacaktır. Pazar günü maçlarıyla devam edelim. Gaziantep-Konya maçı. Bu da zor maç. Zor. Konya, yani, bir yenilmeyen bir Konya var. Evet. Taraf bahisi olarak bakmıyorum ben buna açıkçası. Taraf olarak bakamıyorum. Gaziantep de yani içeride özellikle kompak oynayan bir takım. Erol Bulut'la biliyorsun yani yani dengeli oyunu Trabzon maçını da seyrettik. Yani yine 1-0 geriye düşmelerine rağmen yine etkili oynayan, pozisyon bulmaya çalışan, 2-0 geriye düştüğü zaman da pozisyon bulmaya çalışan bir takım. Bu maç beraberlik kokuyor. Beraberlik kokuyoruz. Yani, Konya Spor 4 maçtır kazanıyor. 3'ünü de gol yemedi. Bu 4 maçta sadece 1 gol yedi. Müthiş bir performans ama Gaziantep'in özellikle işte Trabzonspor maçında biraz da hakem hatalarından 1-1 biter mi bu maç? Düşündükleri kayıp sonrası skor bence olarak de çok bu maça asılacaklar. Konya'ya ben de burada galibiyet şansı vermiyorum ama mesela Gaziantep'in galibiyetini düşündüğümde o da bana uzak geliyor. Bence de bu maç beraberliğe çok yakın. 1-1 skor da bana mantıklı geldi şimdi. Okan Koç'un 1-1 skor tahmini.
karşılıklı gol ve beraberlik diyelim. Ama burada maç sonu beraberliğini özellikle ben de çok güvenilir buldum. Ki direkt beraberlik çok kolay tercih ettiğimiz evet. bir seçenek değil ama tercih ettiğimizde de genelde tutturduğumuz bir tercih bir oluyor. Beraberlik olamıyoruz. Yani doğruları söylemek gerekiyor. Karagümrük Trabzon. Bu maç öncesinde özellikle Karagümrük tarafında çok önemli eksikler var. Evet. Hedenstadt sağ bek, Zukanovic stoper ve Biglia defansın önünde oynayan oyuncular ve bu üç oyuncu, bu üç yabancısı Karagümrük'ün bu maçta ceza sebebiyle forma giyemeyecek. Bu bence Karagümrük'ü bir tık da olsa böyle bir geri düşürecektir özellikle savunma anlamında. Özellikle savunma anlamında, evet. Hücumda yine iyi isimleri var. Hücumda görebileceğimiz bir takım Karagümrük. Trabzonspor da tabii ki son maçta 3-0'lık net bir galibiyet aldı Gaziantep'e karşı. Burada da seriyi devam ettirmek isteyecek lider Trabzonspor. Yine kazanmak isteyecek ama bunu gol yemeden başarabileceğini çok düşünmüyorum. Kesinlikle. Galibiyet konusunda tabii rakibin eksikleri ibreyi Trabzonspor'a çeviriyor ama maç sonucunda direkt 2 alabileceğimiz bir maçta değil bence. Evet, katılıyorum. Karagümrük'ün oyununu beğeniyoruz. İyi alan evet. kapatıyor, iyi paslaşıyor, iyi pres yapıyor. Kolay o yüzden eksiklerine giriyor. Rağmen çok kolay teslim olmayabilir. Hatta işte dediğimiz gibi gol atarak Trabzonspor'un işini zorlaştırır. Ben bu maçta karşılıklı gol beraberlik bekliyorum. Karşılıklı gol diyelim. Zaten sen özetledin, çok güzel analiz ettin. Karşılıklı gol beraberlik bekliyorum. Beraberlik ihtimali bence de var. O yüzden Trabzon galibiyetine girmedik. Karagümrük galibiyeti de biraz tabii ki eksiklerden dolayı zor görünüyor. Yine burada da sanki böyle 1-1 gibi skor çıkabilir gibi geliyor bana abi. Olabilir. Mantıklı. Son 3 maçımız Sivasspor, Hatayspor. Yine keyifli geçmesi beklenen maçlardan yani, biri. Aynen. Mesela haftalardır, 3 haftadır galiba galip gelemiyor Sivasspor. Onu hemen Rıza bakacağım. 3-4 haftadır. Hatayspor bizi genelde gollü maçlar için yanıltmıyor. O da güzel bir gelişme bizim için bahis açısından. Hangi maçta karşılıklı gol ya da işte galibiyetini önersek? 6 maçtır kazanamıyor. 1-2 beraberlik, 3-4 beraberliği var Sivas'ın 6 maçta. Evet. 2 mağlubiyeti. Onlar da bayağı geride kaldılar. Hatayspor'da lider Trabzonspor'un Konyaspor ile birlikte en yakın ben takipçisi. Ben bu maçla ilgili banko 1 diyorum. Karşılıklı gol banko 1. Sivasspor kazanır mı diyorsun? Evet, kazanması gerekiyor artık. Yani şimdi evet. Rıza Hoca'nın da şimdi yapısını da... biliyorum. Takımın kadro kalitesi de iyi bence. Aha, tabii tabii. Gerçekten çok, iyi bir evet, kadrosu bence var. Bence de. Yani mesela Avrupa, yani yine düşüş, onlar Avrupa'daki o başlangıç sıkıntı yaşamasa... Yani burada artık yani kendi sahasında seyirci avantajıyla, hı-hı. işte artık kazanma isteği hırsıyla kaybettikleri hı-hı. maçların telafi anlamında da kazanacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol oranı da tercih edilebilir. Şöyle söyleyeyim, çifte şansı bile gayet iyi bir oranı sahip evet. bu maçın. Yine süper oran farkıyla Misli.com'da. Dileyenler Sivasspor'un çifte şansını da alabilir. Hatayspor son deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0 kaybetti. Bunu da dikkate alın. Tabii ki takımın geldiği nokta bir belki rehavet de yaratabilir. Bu yüzden burada Hatay galibiyetini ben de çok düşük ihtimal olarak görüyorum. Ama gol atma ihtimalinin yine yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle Sivasspor'un sezonun içinde bazen yaşadığı işte 4-3, 4-2, 3-3 gibi skorlar çıkıyor ya. Bu maçtan Sivasspor böyle çok ofansif oynarsa öyle bir skor da bekliyorum ben. 2.5 üst olma olasılığı. 2.5, 3.5 üstüne gidebilir diye olabilir. Düşünüyorum. Mantıklı. Sivasspor'un çifte şansı, karşılıklı gol, Sivasspor'un direkt galibiyeti, 2.5, 3.5 üstü bu maç için önerilerimiz. MS1 yazalım, 1-0 çifte şansı yazalım ve 2.5 üstü ve karşılıklı gol. Yani bu maç haftanın en keyifli, en gollü maçlarından biri olabilir. Tercihlerinizi ona yönelik yaparsınız bizim önerilerimiz üzerine. Yeni Malatya Galatasaray. Bir zor diyebileceğimiz bir maç da burada. Evet. Şimdi Galatasaray tabii ki maçın favorisi. Ama Yeni Malatya'nın da Şumdika yönetiminde yine puanlara ihtiyacı var. Onların da durumu kritik. 12 puandalar ve kazanmaları, puan almaları gereken bir maç. Son maçlarına bakıyorum. Son 3 maçında kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz Yeni Malatya için. Ya Galatasaray'a karşı Yeni Malatya sürpriz arayacak. Bunu başarabilir mi? Şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray takımı kapanan takıma karşı zorlanıyor. Hı hı. Galatasaray'ın oyun sistemi, oyun hı hı. anlayışı. Şimdi Sumunika ile 5'li defans, 3'lü yani 3-5-2. 3'lü öndeki 5'li ile beraber 8 kişiyle defans yapmaya çalışacak. Hı hı. Önde Kubilay ile Adem ile pozisyon arayacaktır. Hı hı. Yani bu maçta ben ilk yarının 0, hı hı. ikinci yarıda da yani karşılıklı gol oranı hı-hı. gibi geliyor bana yani. İlk yarı 0, ikinci yarıda iki takım da gol atar gibime geliyor. Öyle mi? Bilmiyorum bayağı. Yani. İlk yarı 0 oranı yani şey oranını bilmiyorum. Şöyle iyi galiba mesela oranı. Şöyle bir ama... tercih var. İlk yarı 0'lar genelde güzel oluyor oranı. Mesela şöyle bir seçenek de var abi. İkinci yarıda daha çok gol olur. Evet. Mesela o bu kesinlikle maç için bu maç için aslında. Çok uygun. İlk yarı 0, ikinci yarı daha çok gol olma olasılığı yüksek. Peki. Hatta karşılıklı gol de olur ikinci yarı.
Ama zorlu bir maç olacak. Galatasaray zorlu bir deplasman bekliyor. Hı-hı. Çünkü Sumunika'nın büyük takımlara karşı takımını nasıl motive ettiğini, kendisinin nasıl motive olduğunu herkes biliyor. Doğru. Katır defansla kontra ataklarla pozisyon arayacaktır. Hı-hı. Yani bu şekil geçeceğini düşünüyorum. İlk yarı sıfır bana da mantıklı geliyor. Özellikle yeni Malatya'nın maçı kitleme ihtimali, Galatasaray'ın Avrupa dönüşü temposunun çok çok yüksek olmama ihtimali, daha temkinli olma ihtimali ilk yarı sıfır ihtimali bence de artırıyor. Burada ikinci yarı daha çok gol olur. Tabii ki bu tercihten sonra daha mantıklı. Bir de ilk yarı 1.5-6 da yine iyi bir seçenek olabilir. Biraz oranı düşük oluyor ama ilk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali bayağı düşük görünen bir maç bu da yine. Bu açıdan baktığımızda bence bu tercihler bizi bu maçta kurtarır gibi. Alternatif olarak ne olabilir? Yine gol 2-3 benim aklıma geliyor. Yani maçta 2 ya da 3 gol olur. Hani 4'e de çıkmaz, 1'de de kalmaz. Bu da yine oran açısından biraz daha cazip olabilir. 3 böyle biraz bilmiyorum. Bana maksimum şey gibi geliyor. Zor 3 gibi olmasa geliyor. Da 2 de kalsa da bizim işimize yarıyor. 1-1 olur, 2-1 olur. Şimdi 3 haftadır kazanamayan bir Malatya var. Şimdi Sumunika'yı da biliyoruz abi. Az önce özetledik, anlattık. Hı-hı. Motive edecek takımı. Kesinlikle ki büyük takımlara karşı zaten futbolcu da farklı bir motiv oluyor. Teknik adamlar da farklı. Çünkü vitrin, arena orası. Adam 3 hafta kaybediyor, bir derbi maçı kazanıyor. Yani bütün şeyler unutuluyor yani. İstifa mı, o mu, bu mu, birçok söylemler unutuluyor. Doğru. O yüzden ben bu maçın yani değerlendirmesini bu şekilde yapıyorum açıkçası. Yine kötü gidişe sahip olan bir takım Göztepe. Rakibi ise Fenerbahçe. Derbi galibiyeti sonrası ligde kısa ve net yorumumu yapabilir miyim? Tabii ki. Dersen. Alalım. Karşılıklı gol 2. Karşılıklı gol ve maç sonu 2. Şimdi Fenerbahçe Avrupa maçı da oynuyor biliyorsunuz. Avrupa dönüşü bu karşılaşmaya çıkacak. Derbi kazandı. O açıdan ligde moralli olduğunu söyleyebiliriz. Göztepe'nin kötü gidişi var ama işte Göztepe'nin de burada sana şu açıdan katılacağım. Ya bu maçta Göztepe puan alabilir mi? Bunu konuşmak biraz zor. Çünkü o ışığı hiç vermiyor ama iç sahada en azından gol atar. Çünkü Fenerbahçe'de biraz kalesini kapatmakta zorlanan bir takım. Bu açıdan düşündüğümüzde ki iyi savunmacılara sahip olmasına. Derbi galibiyeti futbolcuların moral motivasyon olarak yukarı çekmiştir. Hı hı. Yani şimdi bir de ligde şimdi Fenerbahçe Galatasaray yendi rakibinden üstüne çıktığı için bu maçta da derbinin galibiyetini taşlandırmak için daha farklı motive olacaktır. Ki Göztepe'de geçmiş dönemlerdeki, geçen seneki Göztepe değil farkındaysan, geliyoruz izliyoruz. Aynen. Yani yine bir mücadele, bir reaksiyon göstermeye çalışıyor. Bir Halil'le bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir iki futbolcu da sadece olmaz. Çok fazla üretken, reaksiyon, kaliteli ayakları yok 3. bölgede. Yani ama ben yine az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Burada da mesela 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti skor olarak mantıklı mı? 1-2 mi? Hı-hı. Olabilir, mantıklı geldi. Doğru. Yine aynı şekilde 1-2. 1-3 de olabilir. Yine sarı kırmızı deplasmanda falan. 1-3 de olabilir. Evet, o aklıma da geldi. 1-2 skor yazdım yani ama. Ne demek? Buradan mesaj mı veriyor sarı kırmızı? İşte üst üste 2 sarı kırmızılı takım deplasmana gidiyor. İlk maçta 2-1 Galatasaray'a karşı Fenerbahçe galibiyeti beklediğimizi belirtmiştik. O tuttu. Burada da yine 2-1'e yakın oldum ama. Yani neden galibiyete yakın işte olduğunu söylüyorum? Lafını böldüm, kusura bakma. Şimdi bir oyun sisteminde, oyun anlayışında bir değişikliğe girdi. Yine ben büyük ihtimal dörtlü defansla başlayacağını düşünüyorum. Çünkü 3'te oynadığım zaman 3. bölgede istediğiniz gibi baskı kuramıyorsunuz. Aynen. Ona yani, bence dönecek ya. Ona dönecek. 3'lüye mi 4'lüye mi? 4'lüye. 4'lüye tabii ki de o galibiyeti yani şimdi 3'lüye dönüp de bir de mağlup düşerse düşünebiliyor musun? Medyada, sosyal medyada yani alacağı tepkiyi düşünemiyorum ben açıkçası. Son maçı olur. O da onun farkında. Hoca da farkında. Artık bir değişikliğe gitmesi gerektiğini gördü. Baskılara da dayanamadı. Zaten o da farkına vardı. Bu oyun sistemiyle bu ligimizde oynamak kolay değil. Ligimizdeki hiçbir takım oynayamaz. Karma bir takım bile yapsan oynatamazsın. Özellikle açıkçası yani zirveye oynayan bir takımın yani şu anki haliyle üçlü savunma oynama ihtimali çok düşük. Hani bu şu an başarılı olmaz ama yavaş yavaş buna dönülecek gibi. Dünya futbolunda, Avrupa futbolunda da dönülüyor ama ulusal kanalda biliyorsun ülkemize taktikler de işte futbol anlayışları da birkaç sene geç geliyor abi. Evet. Önce yurt dışında Avrupa'da oynanıyor, sonra işte ligimize bunu entegre edebiliyor teknik direktörler. Ama şimdi onların da şöyle bir avantajı var Kerimcan. Adamın alım gücü var. Çok üst seviyeli oyuncular alıyor. Yani, çabuk oyuncular, kaliteli oyuncular, altyapıda yetiştirme konusunda. Adamlar farklı seviyelerde. Yani onlarla bu şekilde yarışamayız. Hatta gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Dün bir 2 gün önce Beşiktaş maçını izledik mesela. Ajax Beşiktaş maçını. Orada farkındaysan görüyor musun? Yani fizik farkı, fizik kondisyon, tempo. Bayağı bir fark gösterdiler, hissettirdiler. Ki yani iyi transferler yapılmasına rağmen takımlarımızda maalesef Avrupa'daki maçlarda
tempo anlamında çok üst seviyeye çıkamıyor. Stoperleri Ajax'ın 19 yaşındaydı evet, sanırım. Orta sahası 19, kız stoperleri bir deyince ama işte adamlar oynatıyor, güveni veriyor. Evet. Çabuk oyuncular, kaliteli oyuncular buluyor. Yani şimdi böyle bir avantajları var. Oyuncu da oraları tercih ediyor. Şimdi senin elinde öyle bir oyuncu olsa veyahut da ortada bir oyuncu olsa gider. Ne Fener'e, ne Beşiktaş'a, ne Galatasaray'a gider, ya Ajax'a gider, hep PSV'ye gider. Çünkü orada gelişime daha açık oyuncular. Açıklar. Onun farkındalar. Hı-hı. Yönlendirenler de zaten direkt oraya doğru yönlendiriyor onu. Bu hafta da güzel, bereketli geçeceğim evet, düşünüyorum. Evet, şeyler güzel abi. Güzel maçlar yani. Böyle karamsar kaldığımız bir maç yok böyle, anladın mı yani? Veyahut da fikir ayrılığı hani yaşadığımız bir maç yok. Hepsinde böyle şey çıkardık mesela. Sonuç tercihine güvenemedik ama dedik ki karşılıklı gol ihtimali yüksek. Hepsinde böyle güvenilir abi, birer tercih çıkardık. Abi sonuç tercihi de yaparım ben. Her hafta bir iki, en az iki tane sonuç tercihi de yaparım. Hı-hı. Da şimdi varın başındakilere güveniyorum. O yüzden yapamıyorum. Evet, maalesef. Onun geçen hafta da konuştuk. Hani sadece bizim burada işte şu eksik, şu forma sahip takımlar şöyle oynuyor deyip verdiğimiz önerilerin üstüne bir de saha içinde yaşanan işte ya oyuncu sakatlıkları ya işte hakem hataları da maçları etkilediği için özellikle dediğin gibi sonuç tercihi bu konuda bize çok riskli geliyor. Yine gol bahisleri biraz daha kurtarıcı oluyor. Evet. Ama bir iki tane bugün hani özellikle işte Beşiktaş'ın galibiyeti, Adana Demir galibiyeti, Başakşehir galibiyeti bu haftanın sonuç tercihinde İyi duran tercihleri. Onun haricindekiler de daha çok gol bahislerine yöneldik. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum abi yorumların için. Ben teşekkür ederim. Kısa ve öz oldu. Umarız başarılı güzel geçer. Yani kısa öz çok fazla ayrıntıları oralara buralara detaylara giriyorsun. Kafa yormaya gerek yok. Bunları oynayın. Aynen bunları değerlendirsinler yani direkt oynayamıyor. Sonuçta bizim düşüncelerimiz, fikirlerimiz bu. Ama başarılı gidiyoruz. Tecrübemize dayanarak konuşuyoruz. Aynen başarılı gidiyoruz. Geçen hafta mesela bir tek Beşiktaş maçında yanıldık. Gayet başarılıydık. O da karşılıklı gol olma olasılığı da var dedik ama Beşiktaş atamadı maalesef. Bazen böyle bir şanssızlıklar yaşayabiliyoruz. Umarız bu hafta yine aynı başarıyı yakalarız. Siz de değerlendirip kazançlı bir hafta sonu geçirirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.